Komiser Selim, şu 69 numaralı askı bir kontrol edebilir miyiz acaba? Ne kadardır burada bu? Yaklaşık 2 haftadır burada bu pardüsü. Müşterilerimiz genelde aksesuar ve şemsiye gibi şeyleri sıklıkla unuturlar ama pardüsü çok ender görülür. Bu kızı tanıyor musunuz peki? Tabii, Yaprak Hanım bu. Kolay gelsin. Sağ olun. Buyurun. Başkomiser Orhan. Birkaç soru soracaktım. Tabii. Bu kızı tanıyor musun? Evet, sık sık Demir Bey'le birlikte gelirler. Demir Bey mi? Emin misiniz? Evet. Hatta şef garson özel olarak benim ilgilenmemi ister Demir Bey'le. İşim de iyiyim de biraz. İkisini birlikte en son ne zaman gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Yaklaşık 1 hafta kadar oluyor. Ya artık içmesek mi? Benim başım dönüyor. Yapma güzelim, yeni başladık sayılır. Ya ne yapayım? Gece uzun sürsün istiyorum. Hiç merak etme. Öyle 2 kadehle yıkılacak halimiz yok herhalde. Tatlı olarak ne alırsınız Demir Bey? Bilmem. Tatlımızı evde mi yesek? 2 kadeh bir şey yapmaz dedim. Bakıyorum şimdiden uykum gelmeye başladı. Daha neler? Söyle bakayım, ne istiyorsun? Ben meyve istiyorum. Tabii efendim. Keyifleri yerindeydi. Peki saat kaç gibi kalktılar biliyor musunuz? Genelde kulüp kapanana kadar dururlardı ama o gece erken kalktılar. Ya yeter. Kapağım bir dünya oldu. Koy sen koy. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Daha ayakta duramıyorsun. Geliyor musun? Tamam tamam, hadi gidelim. Peki sağ ol. İyi günler, iyi çalışmalar. Yaprak Avcı'yı tanıyor musunuz? Bunun için mi çağırdınız beni merkeze? Lütfen soruya cevap verin. Arada bir takılırdık. Sorsaydınız telefonda bile söylerdim. Sık görüşür müydünüz? Sıklıkla neyi kastediyorsunuz? Yani en son ne zaman görüştüğünüzü hatırlıyor musunuz? Olmuştur herhalde 3-5 gün. Çarşamba gecesi kulüp Angel'a gitmişsiniz. Hatırlamıyorum ama doğrudur. Sık sık giderim o kulübe. O gece neler olduğunu anlatabilir misiniz? Zor soru başkomiserim. Nereden hatırlayayım? Yaprak Avcı kayıp Demir Bey. Ne kaybı canım? Tatile matile gitmiştir. Demir Bey, neden anlamak istemiyorsunuz? Cumartesi gecesi evinize gelen kızlardan biri öldürüldü. Ondan 3 gece önce birlikte olduğunuz kız kayıp. Yanlış iz peşindesiniz başkomiserim. Elena'nın başına ne geldi bilmiyorum ama Yaprak'ın arkadaşlarıyla yurt dışına gittiğinden hiç şüphem yok. Sonuçta bu kızların ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. Birbirimizi kandırmayalım. Yaprağın çantası Tarabya sahilinde bulundu. Çantanın üzerinde kan izleri var. Ne yani? Önce Emrah'ı suçladınız, şimdi de beni mi suçluyorsunuz? Sorularıma net cevaplar vermiyorsunuz Demir Bey. Ne soruyorsanız cevap veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Bir şey saklıyorsunuz. Siz de suçlamalarınızla sabrımı zorluyorsunuz. Yalan söylüyor. Şu korumayı biraz daha sıkıştıralım. Adam her şeyi biliyor. Evet Zeynep, hadi bize güzel bir şey söyle. Pardesü'de bulduğumuz saç telleri Yaprağa ait. Bir de Pardesü'nün cebinde kurumuş bir çiçek bulduk. Dur, sen söyleme ben tahmin edeyim. Şu Meksika kaktüsüne ait. Hayır Selim, çiçek bir Afrika çiçeği. Ama bir noktada tahminin doğru. Çiçek Demir Pekdoğan'ın bahçesinden. Tamam Zeynep, sağ ol. Rica ederim. Gördünüz mü işte? Demek Yaprak da Demir'in evine gitmiş. İyi de ne işimize yarayacak bu? Bilmem. Belki onu da evde öldürmüş olabilirler. O zaman kızın çantasının Tarabya sahilinde ne işi vardı? Belki de kızı denize atmışlardır. Belki de ormana gömdüler. Elena'nın cesedinin gömüldüğü yere.
Tabii ya. Heyelan ve Sel, Elena'nın cesedini gece kondunun önüne kadar getirdi ama... Yaprak hala ormanda, toprağın altında olmalı. Hadi. Heyelan bölgesinde gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kazı çalışmaları... ...ertesi gün akşam saatlerine kadar devam etti.